Kim Bey merhaba, hepinize merhaba. Şimdi geçen ders en son kasları konuşmuştuk. Konuşuyorduk daha doğrusu. Çizgili kasları konuşmuştuk. Bir iki dakika daha muhabbet edelim. Ondan sonra başlayalım. Belki aramıza yeni katılacaklar olacaktır. Şimdi bu ders ne yapacağız? Düz kasları konuşacağız. Kalp kasını konuşacağız. Kalp kasını biraz daha yüzeysel konuşacağız. Çünkü kardiyoloji kısmında azıcık daha detaylandıracağız. Ne konuştuk peki şimdiye kadar? Hücre konuştuk, organel konuştuk. Nörofizyolojiyi konuştuk en önemlisi. Nörofizyoloji ile ilgili ya da şu ana kadar konuştuğumuz konularla ilgili aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıdan mesaj olarak yazabilirsiniz. Kısa soruysa şimdi cevaplayabilirim. Biraz uzunsa ders arasında konuşabiliriz. Herhangi bir sorunuz yok ise bugün kalpasıyla devam edeceğiz. Şuradan kalemimi seçeyim. Rengim de kırmızı olsun her zamanki gibi. Başlıyoruz eğer sizler de hazırsanız. Sesim için affınıza sığınacağım. Bu aralar her yerde böyle kötü bir salgınla karşı karşıyayız. Adını koymuyoruz ama aslında yine Covid olduğunu düşünüyorum. Birçoğumuzun geçirdiği enfeksiyonun. Kendi şahsım adına Covid olduğuna neredeyse eminim. Daha önce de geçirdim biliyorum çünkü. Ama tabii adını koymuyoruz. Geçen yıl, 2 yıl önce böyle bir şey olsaydı. Şu anda eyvah eyvah, acaba ölecek miyim? Acaba Coraspin başlamam gerekir mi? SVO geçirir miyim? Kardiyak atak olur mu? Kapıya yazılar yazılırdı. Bu evde karantina var, kimse gelmesin. Kapıdan yemek bırakır giderlerdi. Şu an aynı şeyleri yaşıyoruz ama sadece adını koymuyoruz. Bakalım hayır olsun. Kalp kası diyeceğiz. Şimdi hatırlarsınız, ben kısadan bir özet geçeyim çizgili kasla ilgili. Çizgili kas bir kere aktin miyozin filamenlarından oluşuyordu. İnce filamanı ağırlıklı olarak, aktinde kalın filamanı zaten miyozinde. Histolojik olarak mikroskopide çizgilenme gösteriyordu. Sarkomer ortada, bant kalın sadece, değil mi? H bandı, I bandı, yarımşar I bandı, bir tane H bandı, Z çizgileri. Bunlardan oluşuyordu. Fizyolojisine baktığımız zaman triad yapısı vardı, değil mi? T tübüllerin içeriye doğru kıvrım yaptığı triad yapıları vardı. İki sisterna, bir tübül. STS diyorduk ona. Sisterna, tübül, sisterna. Triad yapısı. Triad yapısı genelde aksiyon potansiyelinde depolarizasyon dalgasının yayıldığı yerdi. Hatta triad yapısının üzerinde reseptörümüz vardı, değil mi? Dihidropiridin reseptörü sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum deşarjına sebep oluyordu. Riyanodin reseptörü. Daha sonra o kalsiyum gidiyordu. Transformasyon yapıyordu. Biyotransformasyona sebep oluyordu. Aktin miyozin üzerinden kayarak kasılma gerçekleşiyordu. Kalp kasına baktığımız zaman kalp kası da aslında histolojik olarak çizgili kasa benzer ama çalışma prensibi olarak biraz daha düz kasa yakındır. Kalp kasında da T tübül vardır. Ancak T tübülüsler triad yapısında değildir, diyad yapısındadır. Bir sistem bir tübülden oluşur. Kalp kasının çizgili kastan önemli farklarından birincisi budur. T tübülleri iskelet kasınkinden büyük ve Z çizgisi üzerinde yerleşir. Kalp kasının çok önemli bir diğer elbette özelliği, farklılığı çizgili kastan. Çizgili kaslar biliyorsunuz innervasyonları alfa motor nöronlar tarafından sağlanıyor iken kalp kasının innervasyonu pacemaker denen özel kendi kendine sinyal üreten hücrelerdi, değil mi? Kas hücreleri arasında özel bağlantılar vardı. Discus intercalarisler, buralar düşük direnç bölgeleriydi, hatırlarsınız. Gap junction'dan zengindi. Bu yaranın hızlı bir şekilde elektriksel olarak bir hücreden bir hücreye geçmesini sağlayan bölgelerdi bu discus intercalarisler. Gap junction'dan bol idiler, değil mi? Aksiyon potansiyeli burada kasılmayı kendisi sağlamaz. Aksiyon potansiyelinin çıkardığı kalsiyumun ortamda artmasını uyarır ve kasılma olur. Bu noktada sodyum kalsiyum exchange proteinleri önemli yer tutar. Kalsiyum akışı ve aksiyon potansiyeli süresi tetani ve sumasyon oluşmasına neden olur, engel olur. Nasıl engel olur? Hayır. Dışarı. Hayır lütfen. Kalsiyum akışı ve aksiyon potansiyeli süresi tetani ve sumasyon oluşmasına engel olur. Şöyle ki hatırlarsınız refrakter periyottan bahsetmiştik, değil mi? Çizgili kasta sumasyon, sarsı, refrakter periyodun sarsı süresinin 1/3'inden daha az olursa, bunlar üst üste bindiğinde sumasyon hatta 1/3'inden daha kısa aralıklarla verirse tetani gerçekleşebiliyordu. Bunun sebebi voltaj duyarlı sodyum kanallarının hızlı uyarılabilirliğiydi. Ancak kalp kasına geldiğimizde işte aksiyon potansiyelinin kendisi değil, voltaj duyarlı sodyum kanalları değil, bunların sebep olduğu kalsiyum değişimi esas uyaran olduğu için kalp kası normal şartlarda tetaniye girmez, sumasyona uğramaz. Tamam, sumasyona uğramaz. Bu önemli fark. Kalp kasının tetanoza ya da sumasyona uğramamasının altındaki en önemli fizyolojik adaptasyon, aksiyon potansiyelinin değil, aksiyon potansiyelinin sebep olduğu kalsiyum deşarjının kasılmayı başlatmasıdır.
Lütfen burayı unutmayın. Bu önemli bir konu. Kalp kasını daha sonra kardiyolojide bütün detaylarıyla konuşacağız. Gelelim düz kasa. Şimdi düz kaslar histolojik olarak belirgin bir şekilde çizgili kaslardan farklıdır. Bir kere düz. Baktığınız zaman çizgilenme göstermezler. Niye göstermezler? Çünkü sarkomer yapısı yoktur. Tamam. İlk ifade bu. Sarkomer yapısı yoktur. Bakın düz kasla çizgili kaslar arasındaki histolojik farklar Sontus'ta da soruldu. Bunu hep söylüyoruz. Dönemlerdir söylüyoruz. Düz kasta T yok, K var. T yok, K var. Nedir? Düz kasta T tübü sistemi yoktur. Çıkmış tuz sorusu. En az 3 yıldıza kadar çıkmış tuz sorusu. Yıldızdır kafadan. T tübül yoktur. Kaveola vardır T tübül yerine. Kaveola nedir? Sarkolemmanın yaptığı invaginasyonlardır. Triadın görev olarak analoğudur. Bir diğer T troponin. Troponin yok. Yerine kalsiyum bağlayıcı proteinlerden kalmodulin vardır. Tamam mı? T yok. K var. Dikkat edin. T yok. K var. Bu iki önemli histolojik farkı lütfen unutmayın. Düz kaslarda zaten adı üstünde düz. Sarkomer yapısı olmayışından düzdür. O zaman ince filamanlar nereye bağlanır? Dense body'lere. İnce filamanlar dense body'lere bağlanmıştır. Dense body'ler de genelde sitoplazmada yüzer haldedir. Lütfen bu histolojik farkları unutmayın. Aktin ve miyozin filamentleri içermesine rağmen çizgilenme göstermez. Çünkü sarkomer yapısı yok, Z çizgileri yok. Düz kas hücreleri birbirine nexuslarla bağlanmıştır. Bunu filamanları hatırlarsınız anlatırken konuşmuştuk. Konneksiyonlar birleşerek, bir araya gelerek karşılıklı nexuslar oluşturuyordu değil mi? T sistemi zaten bulunmuyor dedik. Sarkoplazmik retikulum bu noktada kapalı bir membran sistemi oluşturur. Aktin ve tropomiyozin ince filamentlerdir. Miyozin yine her zamanki gibi kalın filamentimizdir. Düz kaslarda troponin yok. Yerine kalmodilin var. Aman buraya dikkat. Peki bir iki tane daha spot bilgi gidelim. Düz kas hücrelerinde bulunan en önemli intermediate filament yani ara filaman desmindir. Bu da çıkmış tuz sorusu. Buraya da mutlaka yıldız atınız. Plazma membranının iç yüzeyi ve miyofilamentler üzerinde dense body adı verilen elektron yoğun alanlar bulunur. Neyin karşılığı? Tübülüsün karşılığı çizgili kastaki değil mi? Peki fizyolojisine bakalım. Çizgili kaslar alfa motor nöronlar tarafından inerve edilirken düz kaslar otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik liflerince inerve edilir. Bu yüzden iskelet kaslarındaki nöromüsküler bileşke yani nöromüsküler junction düz kaslarda bulunmaz. Nöromüsküler bileşke yok, kontraksiyon yavaş, tonus düşük. Ancak süreklidir değil mi? Uzun süreli çalışabilirler. Genelde nerede bulunurlar? İçi boş organların duvarında bulunurlar. Ne gibi? Bağırsaklar, mide, uterus, tuba uterina, üreter, mesane, bezlerin boşaltım duktusu vesaire vesaire vesaire. Bunları çoğaltmak mümkün. Boru şeklindeki içi boş organların duvarındaki bu düz kasların ritmik ve peristaltik kasılmalarıyla bunlar ilerleyici dalgalar halinde genelde ne yaparlar? Bahsi geçen salgının materyali bu bir süt, ter, idrar, feçes vesaire vesaire bunların iletilip pasajın ilerlemesini sağlarlar. Gelelim bir diğer fizyolojik farka. Çizgili kaslar dedik ki permanent dokulardır değil mi? Çizgili kaslar doğduğunuzda lif sayınız neyse öldüğünüzde odur. Atrofiye gitmediği sürece. Ne demeye çalışıyoruz? Çizgili kaslar hipertrofi ya da hiperplazi bölünerek çoğalmazlar değil mi? Hiperplaziye uğramazlar. Sadece ne olur peki? Kas çalışan abiler, ablalar ne yapıyorlar onlar? Ne yapıyorlar? O zaman nasıl şişiyor bu kaslar? Kas hücresinin organel içeriği ve sıvı içeriği artıyor. Kas lifi sayısı, kas hücresi sayısı artmaz. Çizgili kasların sayıları sabittir. Ancak düz kaslara geldiğimizde düz kas hücreleri artan ihtiyaca binaen hipertrofi ve hatta hiperplaziye uğrayabilirler. Tamam. Bir diğer önemli fark da bu. Ve iskelet kasıyla karşılaştırıldığında düz kasta ince lif oranı, ince filaman oranı çizgili kasa göre fazladır. Aktin miyozin oranı çizgili kaslara göre daha yüksektir. Peki. Buraya kadar tamam. Histolojik bütün farkları söyledik. Çalışma prensibi olarak farklarını söyledik. Gelelim kasılma fizyolojisine. Aksiyon potansiyeli nereden geliyor? Sempatik ya da parasempatikten. Ama genelde parasempatik sistemden gelecek değil mi? Düz kaslar. Giz için konuşursak parasempatik. Tükürük bezi için konuşursak parasempatik. Her neyse. Sempatik, parasempatik. Otonom sinir sistemi liflerinden gelen depolarizasyon voltaja bağımlı kalsiyum kanallarını açar. Voltaja bağımlı kalsiyum kanallarını açar. Hücre içine kalsiyum girince bizim burada dedi ki T yok, K var. Troponin yok.
Kal modülüm var. Kal modülüm bizim en önemli kalsiyum binding proteinlerimizden değil mi? CA, BP, kalsiyum bağlayıcı proteinlerimizden önemli bir tanesi. Kalsiyum kal modülüne bağlanır. Kalsiyum bağlanmış olan kal modülün inaktif durumdaki miyozin hafif zincir kinazı aktifler, miyozini fosforiller. Miyozin fosforillenince de miyozin ile aktin arasında çapraz bağlar kurulur. Ve kasılma, miyozin aktin arasındaki birbirinin üstünden kayma hareketi dense body'lere tutunmuş bir şekilde dense body'lere iletilir. Böylece kasılma gerçekleşmiş olur. Bakın eski yıllardan çıkmış tuz sorusu. Düz kas hücresinde aksiyon potansiyelinin oluşumundan öncelikli sorumlu olan voltaj duyarlı kalsiyum kanallarıdır. Aman unutmayın. Dikkat edin unutmayın. Kalp kasında, sinoatrial notta, iskelet kasında, çizgili kaslarda ve nöronlarda aksiyon potansiyelinin repolarizasyon dönemlerine benzer olarak potasyum kanallarından potasyumun çıkışı sorumlu. Değil mi? Pozitif yük kaybediyoruz. Tekrar negatifleşme başlıyor. Ancak düz kas hücrelerinde işte hücre içerisinde kalsiyum girişini sağlanması için voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının açılması gerekir. Buraya dikkat. Voltaj bağımlı kalsiyum kanalları. Aman dikkat edin lütfen. Bakın iskelet kasında aktin, düz kasta aktin. İskelet kasında kalın filamen miyozin, düz kasta miyozin. Fark nerede? Düz kasta aktin bölü miyozin oranı biraz daha yüksektir bu oran. Tropomiyozin var, var. Troponince T yok. K var, kalmodilin var. T tübül yok, kaveola var. Z çizgilerinin sarkomer yapısı burada yerine dense body'ler var değil mi? Buraya dikkat edin. Ve kas dokuları özetle baktığınız zaman tablo önünüzde. Çizgili kaslar istemli kasılır, sarkomer yapısındadır. Çok çekirdekli olabilirler. Çekirdekleri daha periferik yerleşimlidir membranın altında. İyi gelişmiş bir sarkoplazmik retikulumları vardır. Çizgili kasta T tübül triad yapısındadır. Kalsiyum sadece sarkoplazmik retikulumdan gelir. Orada kalsiyum bağlayan protein troponindir. Somatik sinirlerle uyarılır ve çizgilenme gösterilir. Kalp kasına geldiğimiz zaman sarkomer yapısı yine var. Tek çekirdekli merkezi yerleşimli orta gelişmiş sarkoplazmik retikulumu var. Ve bu sarkoplazmik retikulumla beraber dışarıdan gelen kalsiyum da hatırlarsınız söyledik az önce. Tetanoz oluşmamasının sebebi de hatta. Dışarıdan gelen kalsiyum da kullanılır. Triad yapısına benzer bir yapı vardı T-tübül ancak bu diat yapısındaydı. Enine çizgilenme gösterir ve kendine ait pacemaker hücreleri vardı. Düz kasa geldiğimiz zaman sarkomer yapısı yok. İstemsiz yavaş ve sürekli kasılabilirler. Yine tek çekirdekli merkezi yerleşimli az gelişmiş bir sarkoplazmik retikulumu var. T tübül yok, T yok yerine kaveola var. Troponin yok yerine kalmodilin var. Bolca gap junction var. Ve kalsiyum sadece kalsiyuma duyarlı, voltaj duyarlı kalsiyum kanallarından dışarıdan gelir. Otonom sinir sistemi tarafından iner ve gelir. Tamam. Düz kaslarda mitokondri sayısı azdır. Metabolik ihtiyaçlarını genelde glikozle karşılarlar. Kendileri aksiyon potansiyeli geliştirebilir. Somatik sinir sisteminin dışında dedik otonom sinir sistemi tarafından inerve edilir. Ve bu noktada östrojen, progesteron gibi hormonlarla da uyarılabilir. Kim gibi? Tuba uterinalar gibi, uterus gibi, meme süt bezlerinin duktusları gibi değil mi? Bu tür yapılar östrojene, progesterona ve hatta oksitosine ve hatta birçok diğer katekolaminlere duyarlıdırlar. Motor birim yoktur çünkü sarkomer yapısı yoktur değil mi? Potansiyel o zaman neyle? Kalsiyumla oluşuyor. Ve kaslarla ilgili bunları konuştuktan sonra hatırlarsınız. Çizgili kasları konuşurken, sinir liflerini konuşurken kas iyiciği ve Golgi tendon organı diye iki tane şeyden bahsetmiştik. Kas iyiciği ve Golgi tendon organı, şimdi onların detaylarını konuşalım. Bunlar kaslardaki aslında bir yerde özel duyu cisimcikleri. Kas iyiciği dediğimiz ekstrafüzyal liflere paralel dizilim gösteren ve kas boyundaki dinamik ve statik değişiklikleri algılayan yapılar. Statik ve dinamik boyundaki Golgi tendon organı ise ekstrafüzyal liflerle ard arda dizilim gösterir ve kasların gerimini, tensionını, gerimini hisseden yapılar. Pasini cisimcikleri kas boyunca dağılım gösterir ve vibrasyon duyusunu alan yapılar iken serbest sinir sonlanmaları da tehlikeli stimulusları tanırlar. Nedir peki bu ekstrafüzyal, intrafüzyal lifler? Ekstrafüzyal lifler kasın ana kitlesini oluşturan, kas kontraksiyonu için gerekli gücü sağlayan ve alfa motor nöronlar tarafından stimüle edilen kaba lifler. Tamam mı? Ekstrafüzyal lifler. İntrafüzyal lifler ise ekstrafüzyal kas liflerinden daha küçük olup kas iyiciklerini oluşturmak için kılıfla sarılmış diğer altyapılar.
Ekstrafüzal liflere paralel seyreder fakat tüm kas boyunca uzanmaz. Ekstrafüzal lifler kasın esas gücünü, kontraksiyonu sağlarken intrafüzal lifler daha çok ince hareketler içindir. O yüzden bütün kas boyunca uzanmazlar. Ne kadar bir kas grubu ince hareketler yapmaya alışık, yetkin ve yatkın ise intrafüzal lifler o kadar fazladır. Ve tabii kas iyicikleri de öyle. Kasın her tarafına dağılmış durumdadırlar. İnce kas hareketine ihtiyaç duyuldukça kas iyiciklerinin sayısı artar. Nasıl çalışır? Şöyle çalışır. Bakın. Bir tane refleksten bahsediyorum. Ne olsun? Patella refleksi. Tamam, bizim tendon refleksimiz. Patella refleksi. Kişiyi oturttunuz bir sehpaya, sandalyeye. Dizlerinden femur ve bacak 90 derecelik açıyla aşağı sarkıttınız boşlukta. Aldınız refleks çekicini eline. Refleks çekiciyle nereye vuruyorsunuz? Patellar tendona vuruyorsunuz değil mi? Musculus quadriceps femoris'in işte hangi başıydı o? Bir tane başıydı, en öndeki neydi? Musculus rectus femoris. Rectus femoris kasının tendonuna vurdunuz. Tendonuna vurduğunuz zaman tendonun boyunu uzatırsınız değil mi? Sabit duran bir tendona vurursanız boyu uzar. Bu boydaki uzamayı duyusal grup 1A ve grup 2 aferent lifler alır. Kas iyiciğini gerer. 1A ve 2 aferent lifleri bunu, aferent lifler ya bunlar, medulla spinalis'teki ara nörona götürür, internörona. İnternöronla sinaps yapar. Biliyorsunuz internöronun diğer sinapsı da alfa motor nöronladır. Alfa motor nöron uyarır. Ne yapar? Hop, bacağınız havaya kalkar değil mi? Bacağınız ekstansiyona gelir. Kas kontraksiyona ve kasılmaya neden olur. Ancak işte bir yere kadar. Çünkü Golgi tendon organı denen yapıda orada ideal gerime karşı çıkar ve böylelikle kasın uzunluğu korunmuş olur. Yani şöyle bir şey yok. Hani hatırlayanlarınız vardır. Kemal Sunal'ın bir tane filmi vardı. Hangi filmdi? İnek Şaban filmi miydi? Bir kaleci gibi. Buna tendon refleks çekiciyle vuruyor. Ayak böyle tavana kadar kalkıyor. Muhtemelen Golgi tendon organı çalışmıyor. O yüzden bizim doğru çalışan, fizyolojik normal çalışan Golgi tendon organımız o kasılmayı bir yerde inhibe eder. Yani refleks çekiciyle dizine vurduğunuz bir bireyin dizi öyle 180 derece ekstansiyona gelmez. Kas boyundaki uzama, tendondaki uzama hissedilir. 1A ve 2 aferentlerle ara nörona götürülür. Ara nörondan motor nörona sinaps yapar. Motor nöron o kas boyundaki uzamaya kasılmayla karşılık verir ki kasın boyunu sabit tutsun. Değil mi? Bir yerde uzatıyorsanız öbür tarafta kısaldığınızda kas boyunuz sabit kalır. Kas boyunuz olması gereken boya geldiğinde uzama kadar kısalma aldığınız zaman kasılma inhibe olur. Bunu da Golgi tendon organı yapar. Böylece siz o kas tendon boyundaki veya kas boyundaki değişikliğe ideal gerim ve ideal boydaki yanıtı vermiş olursunuz. Bunu sağlayan yapılar kas iyiciği ve Golgi tendon organıdır. Olayın özü bütün detaylarıyla bu. Bir de gamma motor nöronlar var ki gamma motor nöronlar kas iyiciğinin sensitivitesini ayarlar. Böylelikle en iyi, en uygun kontraksiyon cevabı sağlanmış olur. İşte alfa motor nöron kasar ara nöronla yaptığı sinapstan ötürü. Gamma motor nöron inhibe eder. İkisi beraber aktiflendiğinde kas iyicikleri kas uzunluğundaki değişikliklere her halükarda duyarlı kalır. Sistem böyle çalışır. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız anladığım kadarıyla. Şimdi güzel, keyifli, zevkli bir konuya giriş yapmak üzereyiz. Kalp damar sistemi fizyolojisi. Genelde bir sorunun, bazı zamanlarda iki sorunun çıktığı bir konu başlığı kardiyovasküler fizyoloji. Fizyolojide bir soru çıktığına bakmayın. Konuştuğumuz konulardan yani %99, %100 demeyeyim, hiçbir şey kesin değildir. %99 başka derslerden de soru çıkacak. Bu derslerden biri zaten kesin kardiyoloji. Gerekirse patoloji ve hatta gerekirse farmakoloji. Gerekirse pediatri, pediatrik kardiyoloji. Buralardan en az bir iki tane soru daha gelecek. Hazırsanız başlayalım. Şimdi kalp dediğimiz yapı en içteki bir endokard tabakası, onun dışındaki kas tabakası olan miyokard, onun dışındaki saran seröz tabaka olan epikarttan oluşuyor. Endokard dediğimiz en içte endotelden oluşmuş kaygan yüzey. Tamam mı? Miyokard zaten kas tabakamız. Endokard ile miyokard arasında subendokard denen bir tabaka var ki buraya yıldız atmanızı istiyorum. Çünkü subendokard
önemli. Subendokardta iki tane önemli yapı var. Bir, bizim kalbin elektronik patronu olan sinüatrial nod subendokardiyal yerleşimidir. İki, kalpteki Purkinje hücreleri buradadır. Purkinje hücresi kalbin en büyük ve ileti hızının en yüksek olduğu hücredir. Fizyoloji için sorulursa Purkinje hücreleri kalpteki en büyük ve ileti hızının en yüksek olduğu hücrelerdir. Lütfen bunu not alın ve yanına en az iki tane yıldız koyun. Subendokard tabakası önemli. Sinüatrial nod burada. Purkinje hücresi burada ki Purkinje hücresi kalpteki en büyük direncin en düşük, ilet hızının en yüksek olduğu yer. En dışta da biliyorsunuz bizim bir zar tabakamız var. Nasıl akciğerin plevrası var, kalbinde perikardı var değil mi? Ne işe yarıyor? Dışarıdan sağlam bir bağ dokusundan oluşmuş. Bulunduğu yerde sabit kalmasını, sürtünmenin zararlı etkilerinden korunmasını, kalp atımından yine akciğerlerden etkilenmemesini, kalbin aşırı dilate olmasını engelleyen önemli güzel bir tane yapı. Şimdi kalp kasını az önce genel bir konuşmuştuk. Oval merkezi çekirdek içeren, çizgilenme gösteren, sarkoplazmik retikulumu az gelişmiş olan bir dokudan bahsediyoruz değil mi? T tübül yapısı burada var ancak triat değil, diyattan oluşur dedik. İyi gelişmiştir. Sarkomer yapısı vardır. Her sarkomerde tek bir tübüler sistem vardır. Z çizgilerinde bol miktarda ne vardı çizgili kasıdan farklı olarak? Discus intercalarisler vardı ve bu discus intercalarislerde de çok çok fazla sayıda gap junction tipi bağlantılar vardı. Bu gap junctionlar düşük elektriksel direnç bölgeleriydi ki buradan çok hızlı akım, elektrik akımı geçebilsin diye. Depolarizasyon bu discus intercalarisler ve gap junctionlar sayesinde çevreye hızlıca, çok hızlıca iletilir. Kalp kası hep ya da hiç yasasına uyan fonksiyonel bir sinsityumdur. Kendi kendine uyarı doğuran pacemaker hücreler vardır. Değil mi? Miyokard sadece aerobik çalışır, anaerobik çalışmaz. Aksiyon potansiyeli süresiyle refrakter periyodu uzundur. Kalsiyum kanalları hem içeriden hem dışarıdan kalsiyum kullanılır. Refrakter periyodu uzun olduğu için normal fizyolojik şartlarda tetaniye uğramaz. Dört önemli fizyolojik özelliği var. Batmotropi, inotropi, kronotropi ve dromotropi. Yani uyarılabilme, kasılabilme, kendi kendine uyarma çıkarabilme ve bunu iletebilme özellikleri vardır kalp kasın. Şimdi çizgili kasta aksiyon potansiyelini konuştuk. Düz kasta zaten depolarizasyon dedik ki otonom sinir sisteminden geliyor. Voltaj duyarlı kalsiyum kanallarıydı. Kalp kasına geldiğimiz zaman aksiyon potansiyelini tek tek açmamız icap eder. Kalp kasının aksiyon potansiyelinin 5 devresi vardır. Devre 0, devre 1, devre 2, devre 3, devre 4. Devre 0. Bakayım şurada şekil var mı? Bakın 0, 1, 2, 3 ve 4. Tamam. Toplamda 5 tane diyor. 0, 1, 2, 3, 4. 0 ile başlayalım. Şimdi kalp kasının 0 devresi depolarizasyon devresi. Hızlı sodyum kanalları ile oluşur. Depolarizasyon hızlı sodyum kanalları ile oluşur. Birinci önemli bilgi. Yavaş potansiyellerde kalsiyum ile de oluşur. 0 devresi en kısa süren devredir. Tamam. Birinci devre. Sodyum kanallarının kapanıp potasyum kanallarının açılması ile mantıken düşünün. Sodyum kanalını kapattım, potasyum kanalını açtım. Potasyum nerede fazla? İçeride fazla, daima hücre içinde fazla. Potasyum kanalını açarsanız hücre içindeki potasyumlar dışarı kaçacağı için pozitif yük kaybedeceğiniz için negatifleşme yani repolarizasyon olur değil mi? Normal istirahate doğru kayarsınız. Sonra ikinci devre geliyor. Potasyum iletkenliğinin ve kalsiyum geçirgenliğinin arttığı, böylelikle aksiyon potansiyelinde plato döneminin oluştuğu devre ki ikinci devre kalp kasında aksiyon potansiyelinin en uzun süren devresidir. Devre 3 yani dördüncü oluyor artık. Hızlı potasyum kanallarının açılması, hücre içine kalsiyum ve sodyum akısının azalmasıyla oluşan hızlı repolarizasyon. Çünkü bol miktarda hızlı bir şekilde potasyum kaybederseniz hızlıca repolarize olursunuz. Ve dördüncü son devrede istirahat membran potansiyeli. Şimdi dedik ki aksiyon potansiyelinin evre ikisinde kalp kasında bir plato çizer. Depolarize olup bu durumda plato çizer ki bu plato fazı en uzun fazdır dedik aksiyon potansiyelinde. Bu plato fazı nedeniyle kalp kasındaki kasılma iskelet kasına göre yaklaşık 15 kat daha uzun sürer. Sebebi nedir? İki önemli sebebi var. Bir, iskelet kasında normalde aksiyon potansiyeli hızlı sodyum, voltaj duyarlı sodyum kanallarının açılması neden olur değil mi? Voltaj duyarlı sodyum kanalları açılır, sodyuma duyarlı, hızlıca sodyum içeriye geçer, depolarize olur. Bu kanallar saniyenin 10.000'de biri kadar bir süre açık kalıp kapanır. 10.000'de biri.
Kaykasında ise aksiyon potansiyelinin oluşmasında hızlı sodyum kanallarının yanı sıra yavaş kalsiyum sodyum kanalları da rol alır. Tıpkı iskelet kasında olduğu gibi hücre içine hızlı sodyum girişiyle depolarizasyon meydana gelir. Eyvallah gelir. Ancak yavaş kalsiyum sodyum kanalı dediğimiz kanallar adı üstünde yavaş. Ne kadar yavaş biliyor musunuz? Hızlı sodyum kanallarına göre 1000 kat yavaş. Saniyenin onda biri. Bakmayın saniyenin onda biri sanki bir göz açıp kapama süresi bile değil ama öbürünün 10.000'de biri dedik. 1000 kat daha yavaş. Yani aslında 1000 kat daha uzun açık kalıyor. Bu nedenle hızlı sodyum kanallarından 1000 kat daha yavaş. Bu süre zarfında, bu saniyenin onda birlik süresi zarfında hem kalsiyum hem de sodyum kalp kası lifleri içine akar. Bu durum böyle uzun, gecikmiş, ağır bir depolarizasyon dönemi ve plato ortaya çıkar. Evre 2 dediğimiz evre. Aynı zamanda bu kalsiyum iyonlarının kasa geçmesi de elbette kasılmaya yardım edecek değil mi? Kalsiyum gidip bağlanacak, 4 tanesi bir tanesine bağlanacak. İskelet kasından farklı olarak kalp kasında kalsiyumun hem depolarizasyonda hem de kasılmada rol oynamasına kalsiyumun iskelet kalp kasındaki bifazik etkisi deniyor. Aksiyon potansiyeli oluştuğu hemen sonrasında kalp kası membranının potasyumu olan geçirgenliği 5 kat azalıyor. Böylelikle potasyumun içeri girmesi de geciktiği için daha da bu süre uzuyor. Sebebi de muhtemelen kalsiyum-potasyum kompetisyonudur deniyor. Tamam mı? Kolay repolarizasyonu önlüyor. Yavaş kalsiyum sodyum kanalları işte saniyenin onda biri, onda ikisi kadar sürenin sonunda tekrar kapanıyor. Kalsiyum ile sodyum iyonlarının hücre içine girişi durduğu zaman artık potasyum geçirgenliğindeki o engel de ortadan kalkıyor. Bu sefer potasyum geçirgenliği hızlıca artıyor. Potasyum hücre dışına kaçmaya başlayınca hızlı repolarizasyon yani evre 3 gerçekleşiyor. Hücreden hızlı potasyum kaybı membranı istirahat membran potansiyeli ne demiştik yaklaşık ortalama -50-55 milivolt değil mi? Uyarılabilir ekstabil hücrelerde bu -70-80 non ekstabillerde -20-25 ortalama -55 milivolt gibi bir değere geri döndürerek repolarizasyon istirahat membran potansiyeli değerine döner. Kalp kasının kasılma evreleri böyledir değerli arkadaşlar. Özetle işte plato yavaş kalsiyum sodyum kanallarının ne kadar yavaş? Voltaj duyarlı sodyum kanallarının 1000'de 1 kadar yavaş ve bu esnada kalp kas membranının potasyum iyonlarına geçirgenliğin azalması nedeniyle yavaş depolarizasyon ve yavaş repolarizasyona uğraması sebebiyle uzundur. Bu bize ne sağlar? Bu plato dönemi bize kalp kasının çizgili kasa göre bir 10 kat daha uzun süre kontrakte bir kontraksiyonda çok daha uzun süre ventriküllerden kanı fırlatmaya yetecek kadar uzun sürmesini sağlar. Ejeksiyon tamamlanmadan kas hücrelerinin tekrar uyarılmasına ve böylece tetaniye girmesine engel olur. Çok önemli 2 tane kıyak sağlamış olur bize değil mi? Tetaniye gelişmesine engel olur. Kalp kasında kontraksiyon depolarizasyonun başlangıcından hemen sonra başlar. Aksiyon potansiyeli depolarizasyon plato evresi boyunca devam eder. Aksiyon potansiyelinin yaklaşık 1,5 katı kadar sürer. Geç repolarizasyon dönemine, yarısına kadarki döneme mutlak refrakter, sonuna kadarki döneme relatif refrakter deniyor, dönem deniyor ki biliyorsunuz mutlak refrakter periyotta ne yaparsanız yapın o kası bir daha kasmanız mümkün değildir. Histolojik olarak başka ne farklar var? T-tübüller iskelet kasınkinden daha geniş 5 kat kadar ama diyat yapısında bunu unutmayın. Sargoplazmik retikulumlar iskelet kasındaki kadar gelişmemiştir. Neden? Çünkü iskelet kasında kalsiyumun tek kaynağı sargoplazmik retikulumken kalpte hem sargoplazmik retikulum hem de dışarıdan gelen kalsiyumdur. Az önce zaten kalsiyum sodyum kanallarını konuştuk. Düz kasta ise sadece dışarıdan gelen kalsiyumdur. Fark başka ne var? Kalp kası iskelet kasından mitokondri açısından daha zengindir. Kapiller ağın genişliği yine İskelet kasından 3-4 kat daha fazladır. Ve gelelim iletim sistemine. Şimdi sinüatriyal not bizim kalbimizde normal iletinin patronudur dedik. AV not bir diğer olay onu da konuşacağız birazdan. Bu hücrelerde pacemaker hücrelerdir bunlar. Normal fizyolojide SA nottur. SA not devreden çıkarsa AV not ikinci patrondur, vice president'tır. Yaklaşık -50 milivolt değerinde bir istirahat membran potansiyeli var. Bunlarda 4. devrede yavaş bir depolarizasyon olur. Eşik değere ulaşınca hızlı depolarizasyon gerçekleşir. Eşik değere elbette ulaşan ilk hücre lokomotif hücreler olan pacemakerlardır değil mi? Seanot normalde kalbin esas uyarı anlamında patronudur. Seanot devreden çıkarsa AV not başta olmak üzere diğer ektopik
uyarılar çıkabilir. Seanodla ilgili önemli bir şey var. Sinoatrial nodun hızını, ritmini belirleyen şey elbette otonom sinir sistemidir, değil mi? Otonom sinir sisteminin yanı sıra hormonal ve metabolik olaylar da buna etki eder. Önemli bir fark şu var. Seanodun aksiyon potansiyelinde faz 1 ve faz 2 yoktur. Nerede? Anatomik olarak yerleşimi önemli. Muhtemelen anatomistler bunu önemsiyordur. Seanod sağ atriumda, sulcus terminalis'te subendokard yerleşimidir. Seanoddan çıkan uyarılar internodal yollarla AV noda iletilir. Şöyle şurada bir tane seanod olsun. Burası selamünaleyküm seanod, tamam mı? Burada da AV nod var. Seanodla AV nod arasında internodal yollarla ileti gelir. Ön, arka ve orta olarak 3 tane internodal yol var. Ön, arka, orta çizmeye çalıştım. Bunlar özünde atrium kasında özelleşmiş kas lifleridir. Daha sonra AV noda gelir ki AV nod interatrial septumda yine subendokard yerleşimlidir. Dikkat edin, yine subendokard yerleşimli. Atriumla ventrikül arasındaki elektriksel uyaran geçiş noktasıdır. AV nod geçiş noktasıdır ama aslında geçmeyiş bir yerde. Çünkü AV nodun şöyle çok önemli, çok faydalı bir görevi var. Bakın, atrium iletişimini ventriküle bağlamak kabul, gelen uyarı frekansını azaltmak, uyarı geçişini geciktirmek, tek yönlü geçiş sağlamak. Şimdi bu nasıl bir bağlantı ki uyarı geçişini geciktirmek? Şöyle ki, siz kalp kası gibi bol diskus intercalaris içeren, bol gap junction içeren, ileti hızının mermi gibi ışık hızında olduğu bir yerde sinoatrial noddan çıkan uyarının en kalbin apexine ulaşması milisaniyeler sürer. Bu durumda atrium ventrikül hepsi bir arada kasılır, hiçbir yere bir şey pompalayamazsınız. İşte AV nod aslında o kadar güzel bir katkı sağlıyor ki buraya. Uyarının geçişini bir süre bekletiyor burada. Atrium kasıldı. Bekle. Atrium kasıldıktan sonra kanı ventriküllere attı. Şimdi ventrikül sen kasıl. Artık ventrikül sol ventrikülse aortaya, sağ ventrikülse pulmoner artere, şimdi sen at. İkisi birden olsa düşünün ne olacağını. Hemodinami. Böylelikle atriumla ventriküllerin farklı zamanlarda sistol diastol, sistol diastol, sistol diastol yapmasını sağlar. Böyle küt küt, küt küt, küt küt, anladın mı? Ve bir diğer önemli özellik de gelen uyarı frekansını azaltmaktır. Nasıl? 180'den fazla SA noddan uyarı gelse bile AV nod onun sayısını 180'e fixler maksimum. Öbür türlü ventriküller çok kolay nereye girer? Taşikardiye girer, değil mi? Ventriküler taşikardiye girmeniz an meselesidir. Taşikardiden sonrakisi de ventriküler fibrilasyondur. Tetanoz demiyorum, dikkat edin. Kalkası tetanoz için konuşmayacağız, kalkası için. Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyona girmeniz an meselesidir. İşte AV nod size böyle bir kıyak sağlar. İkinci, en fazla uyarı oluşturma yeteneğine sahip. Histemeti olarak devam eder. Sağ ve sol dal diye ayrılır. Histemetinden sonra Purkinje ağı gelir ki Purkinje ağına mutlaka 2 yıldız ve daha fazlasını da hak eder. Kalpteki en büyük, ileti hızının en yüksek, direncin en düşük olduğu hücrelerdir. Purkinje hücreler. Aman unutmayın lütfen. Tamam. Ve gelelim şimdi, dedik ki kalbin ritmini belirleyen esas şey otonom sinir sistemidir, değil mi? Sempatik ve parasempatik lifler. Şimdi kalp için konuştuğumuzda otonom sinir sisteminde konuşmuştuk. Sempatik sinir sistemi aktivasyonunda kalp ne olur? Uyarır. Parasempatik sakinler. Parasempatik uyarım sinoatrial notta potasyum kanallarını açar. Potasyum kanalı açılırsa ne olur? Dışarıya potasyum kaybederiz. Dışarıya pozitif yük kaybedersek negatifleşiriz. Yani hiperpolarize oluruz, değil mi? Hiperpolarizasyonda kalpte bradikardi yavaşlamaya sebep olur. Yine nervus vagus, biliyorsunuz kendisi, parasempatik lifleri vardır kalbe gönderdiği. AV düğümde iletiyi azaltır, refrakter periyodu uzatır, eşiği yükseltir, kalbin kasılma gücünü azaltır. Yani hem kasılma gücünü azaltır, refrakter periyodu uzatarak da hem de iletim hızını azaltır. Hatta çok fazla parasempatik uyaran sinüs nodunu tamamen bloklayabilir veya internodal yolları tamamen bloklayıp AV blok yapabilir. Sinoatrial not uyarımı yok olursa asistoli olur. Başka bir pacemaker elbette harekete geçer. AV tam blok olursa, AV notta bloklanırsa ventrikülerin herhangi bir yerinden uyarı çıkar ki buna idioventriküler ritim deniyor. Sempatik uyarana baktığımızda T1 ila T5 arasındaki 1, 2, 3, 4, 5 torakal segmentlerden gelir sempatik lifleri. Parasempatik uyarının tam aksine sinoatrial notta taşikardiye hızlanmaya sebep olur. Otomasiteyi arttırır. Hem ileti hızını hem de kasılma gücünü arttırır. Sistol süresini arttırır. Ventrikül basıncını arttırır. Neden?
Fight or flight prensibi çalışıyor değil mi? Ya kaç, ya savaş, ya sıvış. Bakalım burada başka ne var? Dilerseniz burada bir ara verelim. Saatlerimiz 18.45. 19.00'da tam burada olalım. Kalp döngüsünün evreleriyle birazcık daha sanki klinik kardiyoloji gibi konuşacağız. Fizyolojisini konuşacağız. Tazelenelim. 15 dakika sonra tam 19.00'da buradayız. Tekrar merhaba. Kalp döngüsünü konuşacağız. Kalbin hemodinamisinden bahsedeceğiz. Bu slide'la beraber şu göreceğiniz önünüzde şu an duran şekli, tabloyu anlarsanız kalbin hemodinamisi, genel sistol diastol fizyolojisi,